aslında tabii çok daha öncesi var. Yani bu mücadele birlikteliğinin ama Ocak ayından itibaren bir masa etrafında tartışılmaya başlandı. Sonra bir koordinasyon kurulu oluşturuldu. Tüm siyasi yapıları temsil edildiği ve mümkün olan en verimli biçimde ve en kalıcı biçimde bu ittifakın şekillenmesi için yoğunlaşılmış, üzerine ciddi emek verilmiş, kafa yorulmuş bir faaliyet yürüdü. Tabii her aşamasında da bunun çeşitli halk toplantılarıyla, çeşitli emek örgütleriyle, çeşitli inanç gruplarıyla, çeşitli başka henüz o masa etrafında yan yana gelmediğimiz siyasi çevrelerle de görüş alışverişlerinde bulunuldu. Yani en doğrusu nasıl gerçekleştirebilir diye. Ve nihayetinde bir ne diyelim o masa etrafında yan yana gelen herkesin işte memleketin geleceği açısından, ülkemizin, bölgemizin geleceği açısından ana eksen bu olmalı diye içine sinen, bizi birleştirebilecek ama aynı zamanda mümkün olan en ileri düzeyde bir yan yana gelişin çerçevesi oluşturulmuş oldu. İsim tartışması aslında yani kamuoyuna biraz öyle yansıdı ama çok kitleyici bir tartışma olmadı. Yani en doğru, en net nasıl ifade edebiliriz kendimizi diye düşündüğümüzde o masa etrafında yan yana gelen güçlerin belki de en fazla memlekette temsil ettikleri değerler, bugün uğruna en fazla mücadele edilmesi gerektiğini düşündüğümüz maalesef bir açıdan da hani çok yaşamsal ama Türkiye'de siyaset alanında sahipsiz bırakılan iki kavramı yan yana getirme tercihi. Hani masada önerildiği anda da herkesin çok çabuk içine sinen, herkesin tamam dediği bir isim oldu. Bence çok da iyi ifade ediyor bizi. Yani emek ve özgürlük güçlerinin yan yana geldiği bir ittifak idi bizim yaptığımız iş. Adını da böylece koymuş olduk. Ama hani bir şeyin altını çizelim. Adını koymak biraz aslında şöyle bir tartışma oldu. Kuruluşu ilan ettiğimiz gün mü adını ilan edelim diye bir tartışma oldu sadece. Fakat biz kitlesel bir halk buluşmasıyla bu kuruluşun gerçekleştirmesinin bizim çalışma tarzımıza, anlayışımıza daha uygun olduğunu düşündük ve hani Eylül ayının sonunda ittifakımızı ilan etmek üzere ismimizi şu anda belirlemiş durumdayız. İlanı Eylül ayının sonunda halkın geniş kesimlerinin katıldığı kitlesel bir etkinlikte gerçekleştireceğiz. Ve bundan sonra Türkiye siyasetinde etkin bir güç olarak Emek ve Özgürlük İttifakı yerini almış olacak. Bundan sonra işte deklarasyonunuzu açıkladıktan sonra nasıl bir yol haritası bizi bekliyor? Buna dair de tartışmalarınız oldu mu? Nasıl bir yol haritası belirlediniz ya da nasıl bir yol haritası izleyeceksiniz? Bu yol haritasını izlerken de yine aynı şekilde halk buluşmaları mı yapacaksınız? Neler var programınızda? Ya biz başından beri Emek ve Özgürlük İttifakı bileşenli olarak bir şeyin altını çiziyorduk. Yani Türkiye'de çeşitli ittifaklar var ama çok dikkatli bakarsanız bu ittifakların bir miktar daha fazla masa başı ittifaklar olarak zaten hani kamuoyundaki algıları da ittifak isimlerinden çok masa olarak tarif ediliyor. Bizim ittifakımız sokakta mücadelenin içerisinde yan yana gelen insanların, mücadele güçlerinin, demokratik kitle örgütlerinin, sendikaların, emek örgütlerinin, siyasi partilerin bir ittifak olarak kendisini tarif ediyordu. Ve bir şeyi özellikle vurguluyorduk biz. Yani sadece siyasi partilerin yan yana gelmesi, örneğin sadece seçime gelecek siyasi partilerin yan yana gelmesinden ibaret bir şey olmasın bizim ittifakımız. Bu bizim ittifak anlayışımıza uygun bir şey olmaz diyorduk. Zaten halihazırda da şimdi 6 siyasi oluşum var. Bunların 3'ünün seçime girme hakkı var. 3'ünün seçime girme hakkı henüz yok ama o masada eşit bir ilişki kuruyoruz. Birlikte tartışıyoruz. İttifakın ilanıyla beraber de esas olarak halk biçimde nasıl konumlanacağına ilişkin yeni bir evreyi başlatacağız. Çünkü kritik olan şey bu aslında. Yani bugün Türkiye siyasetine baktığımızda bizim hani bizim ittifakımız neden doğdu sorusuna da verdiğimiz temel yanıt şu. Bakın Türkiye'de siyaset halkı dışlıyor bugün. Yani siyaset bir grup elitin Türkiye'nin geleceğine yön verme hakkını sadece kendilerinde gören siyaset kurumunun temsilcilerinin tek elinde görülüyor. Oysa Emek ve Özgürlük İttifakı Türkiye'deki en temel sorunun emeğiyle, alın teriyle yaşayan, ezilen, horlanan, yok sayılan milyonlarca yurttaşın, işte Kürtlerin, Alevilerin, emekçilerin, kadınların, gençlerin, yani bugünkü bu düzen siyasetinin dışarıya ittiği, size bu alanda yer yok dediği insanların o siyasete müdahale kanalı olarak, müdahale aracı olarak kendisini tarif ediyor. Dolayısıyla
Hani dediğim gibi ittifakın kuruluşunu da halkla birlikte yapmak, bunun nasıl devam edeceğine ilişkin de bir mesaj içerdiği için bizim için önemliydi. Hemen arkasından da Türkiye'de aslında deyim yerindeyse ülkeyi sırtında taşıyan, deyim yerindeyse yoktan var eden insanlar siyasette de yan yana gelmeli biçiminde bir ana eksende hareketimiz devam edecek ve zaten bence başarı ölçütümüz de budur bizim. Yani önümüzdeki dönemde bugüne kadar siyasetin içinde kendisine yer bulamayan bu memleketin gerçek sahiplerinin, mücadeleci insanların, bu iktidara 20 yıldır teslim olmayan, boyun eğmeyen halk kitlelerinin, emekçilerin bu sürecin ne kadar parçası olup olamayacağına bağlı olarak Emek ve Özgürlük İttifakı değerlendirilmelidir. Önümüzde aslında bir taraftan çok kısa bir zaman var ama şuna güveniyoruz. Geride kalan dönemde önemli bir mücadele deneyimi, birikimi ve önemli bir tartışma sürecini geride bıraktık. Dolayısıyla çok hızlı bir biçimde genişleyecek ve Türkiye siyasetinde kendisine kapatılmak istenen alanda ciddi yer açacak bir güç olarak ittifakımız siyaset sahnesinde yer alacaktır. Yani nasıl bir mesaj verilecek ya da işte toplumla birlikte açıklayacağınız bu deklarasyonla Türkiye'nin hangi temel sorunları var? Bugün birçok sorun diğer ittifaklar tarafından da dile getiriliyor ama sizin farkınız ne olacak aslında? Biraz belki bunu konuşmak gerekiyor. Emek ve Özgürlük İttifakı Türkiye'deki milyonlarca yurttaşın, halklarımızın temel talebi olan bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden, AKP, MHP faşist blokundan, bu tek adam rejiminden kurtulmak gerekir fikrini kuşkusuz benimsiyor ve hatta şunu söylüyoruz. Bu iktidardan kurtulmak istiyorsak emek ve özgürlük güçlerinin etkin bir biçimde bu mücadele sürecinde rolünü oynaması gerekiyor. Yani biz bu rolü etkin biçimde oynayamadığımız durumda bu iktidara karşı verilen mücadele biraz bir saray içi mücadele, bir düzen içi mücadele, sistem içi mücadele boyutu taşır ve bu Türkiye'nin geleceği açısından bizim ihtiyaçlarımıza yanıt verecek bir sonuç vermez. O yüzden biz bir taraftan Türkiye'de bir kurtuluş mücadelesini, bu iktidardan halkın kurtuluş mücadelesinin bir parçası olmak istiyoruz. Ama sanıyorum iki temel noktada diğer tüm ittifaklardan ayrılan bir tarafı var Emek ve Özgürlük İttifakı'nın. Bunlardan bir tanesi bu iktidar yenilgiye uğratıldıktan sonra nasıl bir ülkeye ihtiyacımız olduğu sorusuna biz çok net bir cevap veriyoruz. Yani işte emekten yana bir ülke, özgürlüklerin geliştirilebileceği bir ülke, barışın, Kürt sorununda özellikle barışın tartışılacağı, konuşulacağı bir diyalog sürecinin inşa edileceği bir Türkiye'den söz ediyoruz. Özgür, bağımsız bir ülkeden, yurttaşların söz hakkına sahip olduğu bir ülkeden, özellikle dezavantajlı grupların, özellikle kadınların, gençlerin etkin bir biçimde kurucu rollerini oynayabilecekleri bir ülkeye ihtiyacından bahsediyoruz. Belki de Emek ve Özgürlük İttifakı'nın varlık gerekçelerinden bir tanesi de bu. İkincisi de şöyle tarif edebilirim. Yani bugün muhalefet güçleri arasında Türkiye'nin içinde bulunduğu duruma ilişkin çok çeşitli analizler yapılıyor. Bu doğru. Ama galiba hep sonuçlar tartışılıyor. Emek ve Özgürlük İttifakı biraz daha neden böyle sorusuna odaklanıyor ve sorunun kaynağından çözmeye ilişkin bir yaklaşımı kamuoyunun gündemine getirmeye çalışıyor. Yani sadece yaşadığımız sıkıntıların, işte ekonomik krizin, baskıların, zorbalıkların görüntüsüyle ilgilendiğimizde kalıcı çözümler elde etmek mümkün değil. Yani örneğin Türkiye'de herkes bugün yoksulluktan söz ediyor. Herkes hayat pahalılığından söz ediyor. Herkes işsizlikten söz ediyor. Peki neden böyle sorusunu sormamız lazım? Yani örneğin yoksulluğun temel nedenlerinden bir tanesi Türkiye'deki bir avuç azgın azınlığın her geçen gün zenginleşmesi. Örneğin Türkiye'de milyonlarca insanın aslında sözünü söyleyebileceği demokratik platformlara sahip olamaması, işte bugün sosyal medyadaki bir paylaşımdan sokaktaki herhangi bir eyleme hak alma mücadelesine sürekli olarak baskıyla karşılaşıyor olması insanların bu sistemin karakteristik özellikleriyle ilgili bir şey ve biz bunların da sorgulanması gerektiğini söyleyerek herhalde diğer bütün ittifaklardan farklı bir pencere açıyoruz ve bu açıdan Türkiye'nin geleceğine ilişkin en iddialı çizginin Emek ve Özgürlük İttifakı tarafından savunulacağını söyleyebilirim. Bir halk hareketi şeklinde çalışma, genişleme çalışmaları da yapacaksınız. Bu kapsamda bu ittifak genişleyecek, diğer sadece siyasi partilerden oluşmayacağını da söylediniz. Bizi bir halk hareketi mi bekliyor bu ittifakın çeperinde?
Ya bakın, özellikle son dönemlerde dikkatimizi çeken bir boyut var. Bu iktidarın yıpranması ve yavaş yavaş aslında sonuna doğru gidildiği fikrinin geniş toplumsal kesimler tarafından da benimsenmeye başlamasıyla beraber sistem içi sigortalar devreye girmeye başladı ve bunun bir halk hareketiyle, halkın özne olduğu bir yenilgi olmaması için özel bir çaba sarf ediliyor. Yani dikkat edin, siyaset Ankara'ya, hatta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, hatta ve siyasi partinin genel merkezlerine sıkıştırılan bir karakter kazanmış durumda. Açıkça şunu söyleyebilirim. AKP sonrasına dair planlar yapan düzen güçleri burada halksız bir yeni dönem, solsuz, sosyalistler olmayan bir yeni dönem ve Kürtler olmayan bir yeni dönem kurgusuna sahipler. Şimdi biz bir kere bunu kabullenemeyiz. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde, yani seçime kadar gidecek dönemde, AKP iktidarının yenilgiye uğrayacağı dönemde de aslında AKP sonrası Türkiye'ye ilişkin pozisyonlarımızı ifade edeceğimiz ve nasıl bir mücadele hattına sahip olacağımızı göstereceğimiz bir evre yaşayacağız. Biz bu evrede de aslında AKP'yi yenmek için de Türkiye'nin en önemli ihtiyacının kararlı, sözü net, dinamik bir mücadeleci kuvvetin devreye girmesi gerektiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla halkın özne olması gereken bir süreçten söz ediyoruz. Yoksa çok iyi niyetli olabilir, varsa aralarında, hani kötü niyetleri de vardır ama çok iyi niyetle bile söyleniyorsa, işte ilk seçimde gidecekler, işte az kaldı, seçime kadar sabredin gibi yaklaşımlar daha önce geride kalan 20 yılda çokça örneğini gördüğümüz gün içinde AKP'nin düzen güçlerinin kendilerini yeniden var edebilecekleri zeminler oluşmasına neden olabiliyor. Biz bugünden seçime kadar olan süreci bir mücadele süreci olarak görüyoruz. Seçimleri bu kapsamda önemli bir etap olarak kuşkusuz değerlendireceğiz. Ve oradan yarattığımız güçle, birikimle, enerjiyle de seçimlerden sonra Türkiye'nin yeniden kuruluş sürecinde halkın özne olmasını sağlayacak bir mücadele stratejisiyle hareket edeceğiz. Peki ben şuradan devam edeyim seçimlere girmişken. Bu ittifakın oluşması, işte bir araya gelmesi dönemi son süreçlerde bir seçim ittifakı olduğuna dair de tartışmalar yapılıyor ama siz de mücadele ittifakı olduğunu söylüyorsunuz. Hani bu ittifakı nasıl değerlendirmek gerekiyor? Gerçekten bir seçim ittifakı mı yoksa bizi ciddi sahada, sokakta, alanda mücadele eden bir ittifak birleşimi mi bekliyor? Ya şimdi biz bir kere bu ittifakın şu anki bileşenlerine baktığımızda karakteristik özelliklerinin hani seçimlerle sınırlı bir siyaset anlayışına sahip olmamak olduğunu söyleyebiliriz. Hani bizim bugün o altı siyasi oluşumun en temel özelliği nedir? Biz zaten sokakta mücadelenin içerisinde yan yana gelen farklı siyasi görüşlere sahip ama belirli ilkeler etrafında bir mücadele ortaklığı geçmişine sahip olan güçleriz. Dolayısıyla hani bizim ittifakımıza dönük olarak tırnak içinde söylüyorum bir seçim ittifakı değerlendirmesi ya bir yanlış bilgiye ya da hatalı bir yoruma dayanır. Ama şunu söyleyelim, biz seçimleri de bir mücadele süreci olarak görüyoruz. Yani insanların bugün sokağa çıkma haklarının elinden alındığı, işte sosyal medyadaki en basit paylaşımından 75-80 yaşında insanların tutuklanıp cezaevine atıldığı, ağzınızdan çıkan her sözün sizi terörist olarak damgalamak için iktidar tarafından kullanıldığı bir süreçte Türkiye'de insanlarımızın, yurttaşlarımızın, halklarımızın önemli bir bölümünün seçimi de bu iktidara karşı bir direniş mevzisi olarak görmesi bir veridir, bir gerçekliktir. Hani dünyada seçime katılımın en yoğun olduğu ülkelerden bir tanesinden söz ediyoruz. Dolayısıyla seçimleri de bir mücadele zemini olarak görmek gerekiyor. Hani mücadele ayrı bir şey, seçimler ayrı bir şey gibi bir yaklaşım varsa biz mücadeleyi tercih ederiz. Ama biz seçimleri de mücadele sürecinin bir parçası olarak değerlendiriyoruz. Ve biraz önce vurguladığım şeyin altını tekrar çizeyim. Bakın, önümüzde belki de Türkiye'nin gelecek 100 yılının şekilleneceği bir kırılma noktası var. Ve bu kırılmaya doğru giderken düzen güçleri bir karar vermiş durumda. Burada solcular, sosyalistler, emekçiler, kadınlar, Kürtler, Aleviler, yoksullar, gençler olmayacak. Bakın bu 100 yıllık paradigmanın sorgulanmasıdır aynı zamanda. Yani geride kalan 100 yılın da en temel zaaflarından bir tanesi, hani AKP'yi iktidara taşıyan temel yönelim buydu ve şimdi aslında sola, sosyalistlere ve Kürt halkına şu dayatılıyor. Siz bu süreçte özne olmayın, kenarda oturun, mevcut güçlerden bir tanesinin arkasına yedeklenin ve alkışlayın. Emek ve Özgürlük İttifakı bunu reddedenlerin ittifakıdır. Yani hem bu süreçte AKP'ye karşı en etkili mücadeleyi, bu Cumhur İttifakı'nın yenilmesi için üzerimize düşen bütün görev ve sorumlulukları yerine getireceğiz. Ve iddia ediyorum, bakın, bizim katkımızla ancak bu iktidar yenilebilir. Yani bu güçler etkin bir biçimde rol oynadığında sadece
sayısal bir güçten de söz etmiyorum. Bakın, bir fikri ufuk açmaktan söz ediyorum. Bir niteliksel boyuttan söz ediyorum. Bir militan mücadeleden söz ediyorum. Bir enerjiden, dinamizmden söz ediyorum. Yani buradan bütün bizi izleyenler kendilerine şu soruyu sorabilirler. Yani Türkiye Cumhur İttifakı'nı taşıyamıyor artık, ondan kurtulmanın arifesine gelmiş durumda, ama şöyle bir gözünüzü çevirip Millet İttifakı'na baktığınızda size geleceğe dair umut veren, heyecan veren, enerji veren, hani ben bu kavganın bir parçası olmalıyım diyen bir yapının olmadığını görüyoruz. Ve bu boşluğu doldurmak üzere biz aslında bir inisiyatif almaya çalışıyoruz. Ben o yüzden çok iddialıyım. Bu iktidardan kurtulmak istiyorsak Emek ve Özgürlük İttifakı'na ihtiyacımız var. Daha önemlisi, önümüzdeki 100 yılın, geride kalan 100 yıl gibi yaşanmaması ve sonunda AKP gibi partilerin, MHP gibi partilerin iktidara geleceği 20 yıllık periyotları bir daha yaşamamak için mutlaka halkın özünde olacağı bir sürecin örgütlenmesi gerekiyor. Mutlaka Emek ve Özgürlük İttifakı'nın güçlenmesi gerekiyor. Sonra genişleme çalışmalarınız nasıl yürütülecek? Buna dair bir planlamanız var mı? Onu da sorup bitireyim. Şimdi bu sürecin parçası olmak isteyen bütün güçlerle biz yan yana olmak istiyoruz. Onu söyleyeyim. Yani şu anda bu Türkiye'nin iki kutuplu siyasetine sığmayan, bunun dışında daha geniş bir perspektifle ülkeye ve dünyaya bakan, mücadele eden her insanın parçası olabileceği bir ittifak inşa etmemiz gerekiyor. Şimdilik yoğunlaşmamız Eylül ayı sonundaki bu ittifakımızın ilan edileceği. Yani ittifakımızın artık biz buradayız diye kendisini sahada hissettireceği bir sürecin başlatılması. Zaten hemen arkasından çok hızlı bir mücadele süreci olacak. Göreceksiniz. Yani halk toplantılarıyla, mitinglerle, eylemlerle, hayatın her alanında Emek ve Özgürlük İttifakı Türkiye'nin ve bölgemizin geleceğini şekillendirecek bir halk hareketinin, bir halk gücünün örgütlenmesinin adı olacak. Çok heyecanlıyız. Çok umutluyuz geleceğe dair. Sabırsızız, onu da söyleyeyim. Bir an önce bu karanlık döneme son vermek istiyoruz. Bir an önce Türkiye'nin hak ettiği, o yurttaşlarımızın, halklarımızın hak ettiği eşit, özgür, barış içinde kardeş yaşayacağımız bir ülkeye doğru kuvvetli adımlarla yürümesi gerekiyor. Bu geride kalan 20 yılda halklarımız çok ağır bedeller ödediler. Çok onurlu bir mücadele sürecinden geçtik. Artık bunu bir zaferle taçlandırmanın vakti geldi inancıyla hareket ediyoruz. Umuyorum hep birlikte dayanışmayla omuz omuza Türkiye'yi bu karanlıktan çıkartacağız.